Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Dersizliğine hoş geldiniz. Bu anlatımda elementlerin sınıflandırılmasını işleyeceğiz. Periyodik sistemde elementler özelliklerine göre metaller, ametaller, yarım metaller, asal gazlar, diğer adıyla soy gazlar olmak üzere 4 gruba ayrılır. Arkadaşlar, soy gazlar nerede bulunuyor? En sağda bulunuyor biliyorsunuz. Ametaller, şuradaki merdiven görüyorsunuz. Bu merdivenle soy gazlar arasında şuradakiler ametaldir. Şuradakiler merdiven şeklinde olanlar yarım metaldir. Şunlar da arkadaşlar metaldir. Şunlar da metaldir. Dikkat ederseniz şurada bir ne var? Ametali var. Bu da hidrojendir. Çok çok önemlidir. Hidrojenin ametal olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Metaller genellikle dayanıklı, ağır, parlak maddeler olarak tanımlanır. 1A grubunda hidrojen, 3A grubunda bor hariç, 1A, 2A, 3A grupları geçiş ve iç geçiş elementleri hep nedir arkadaşlar? Metaldir. Gördüğünüz gibi bakın, şunların hepsi metaldir. Şurası da metaldir. Dediğim gibi şurada hidrojen, ametaldir, unutmayalım. Genellikle son katmanlarında 1, 2, 3 elektron bulundururlar. Hani 2, 8, 1 dediğimiz zaman katman elektron dağılımında son katmanında 1 var. O zaman bu diğerlik elektron sayısı 1'dir ve dolayısıyla 1A grubundadır. Bir tane elektron vermek ister soy gaza tamamlamak için artı 1 yüklü olur. Metallerin özellikleri. Oda koşullarında civa hariç hepsi katı haldedir. Bakın civa hariç. Oda koşulu kaç dereceydi? 25 santigrat derece. Parlak bir yapıya sahiptirler metaller. Metallerin bileşiklerine daima artı iyon oluştururlar. Yani metallerin negatifi yok. Arkadaşlar hepsi pozitif işaretlidir. Bileşiklerinde unutmayalım. Metaller tel ve lev haline getirilebilirler. Isı ve elektrik akımını iyiletirler. Kendi aralarında alışım yaparlar. Metal metal alışımı, bronz, çelik gibi. Ametallerle iyonik bağlı bileşik yaparlar. Kendi atomlar arasında metalik bağ bulunduğundan genellikle sağlam yapılıdırlar. Metallerin erime noktaları ve öz kütleleri genellikle ametaller ve soy gazlardan yüksektir. Arkadaşlar metaller çünkü oda şartlarında katıdırlar biliyorsunuz. Elektron vermeye yatkındırlar. Zaten elektron alanı yok, elektron verir metaller. Dolayısıyla elektron vermeye yatkındırlar. Ve hepsi neydi? Pozitif bileşiklerinde pozitif yük alırdı, unutmayalım. Duvada genellikle bileşikleri halinde bulunurlar. Yarım metaller. Yarım metaller arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki merdivende ve buradaki bulunanlar yarım metallerdir. Görünüş ve bazı fiziksel özellikleri metallere benzerken arkadaşlar kimyasal özellikleri ametallere benzeyen elementler yarı metallerdir. Yarı metaller periyodik tabloda metallerle ametal arasında bir merdiven şeklinde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yer alır diyoruz. Yarı metallerin özelliklerine geldiğimiz zaman hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini taşırlar. Parlak veya mat olabilirler. Tel ve lev haline gelebilir, işlenebilirler. Hani fiziksel yönleriyle metallere benziyor ya yarı metaller. O yönüyle mesela bu bir metalin özelliğidir aslında. Fiziksel bir özellik olduğu için metallere benzemiş. Hem pozitif hem de negatif yüklü iyon haline geçebilirler. Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi, metallerden daha az iletirler. Ametallere bakalım. Ametaller periyodik sistemin sağ tarafında bulunan mat görünümlü maddeler olarak tanımlanırlar. Genellikle 4A, 5A, 6A, 7A. Bakın 4A, 5A, 6A ve 7A grubunda yer alırlar. Ve diğer elektron sayıları sırasıyla 4, 5, 6, 7. 4A'nın 4, 5A'nın 5, 6A'nın 6, 7A'nın 7'dir. Ve bu şekilde de elementlerin ametal olduğunu söyleyebiliriz. Buna kısaca
İşte Jopasan diyenler var. Finogeral'in burnunu ısırdı gibi kolaylık olsun diye böyle anlatım da vardır. Ametaller önemli. Bunları bilelim. Daha sonra isimlendirmelerde ve diğer konularda işimize yarayacak arkadaşlar. Ametallerin bu elementler olduğunu bilmemiz işimizi kolaylaştırır. Özelliklerine geldiğimiz zaman ametaller oda şartlarında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Yani bazıları katı, bazıları sıvı, bazıları gazdır. Mesela diyelim ki flor gazdır. Mesela brom sıvıdır. Mesela iyot katıdır gibi. Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar. Isı ve elektrik akımı iletmezler, grafit hariç. Bu çok çok önemli. Tamam, ametaller elektriği iletmiyor ama ne hariç? Grafit hariç. Grafit az da olsa elektriği iletir arkadaşlar. Hani şu kalem ucunun ana maddelerinden birisidir grafit. Ametaller genellikle moleküllü yapıda bulunurlar. Yani bunun gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi molekül yapıya sahiptirler. Metallerle iyonik bağlı, kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluşturuyorlar metaller. Ametaller bileşiklerinde eksi ya da artı iyonlar oluştururlar. Şurada tekrar edeyim şu cümleyi, önemli. Bir metal ile ametal bir araya geldiğinde iyonik bağ oluşurken, bir ametal ile başka bir ametal veya aynı ametalin atomları olabilir, bir araya geldiği zaman ne oluşturuyor arkadaşlar? Kovalent bağ oluştururlar. Ametaller bileşiklerinde eksi ya da artı iyonlar oluştururlar demiştik. Elektron almaya yatkındırlar. Bunlar elektron alırlar ama elektron verebilirler. Ametallerin erime, kayma noktaları ve yoğunlukları genellikle metallere göre düşüktür arkadaşlar. Periyodik cetvelin 18. grubunda 8A grubunda yer alan helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon elementleri soy gaz, yani asal gazları oluştururlar. Nerede arkadaşlar? Periyodik cetvelin en sağında, bakın. En sağdaki sütunda yer alırlar. 8A grubu yupağa göre 18. gruptur. Bunu unutmayalım. Buna kolaylık olsun diye yine soy gaz elementlerini tanıyalım diye. Hergelenle arsız karısını kesip prenderle diye biliyorlar. Soy gazlarının özellikleri: helyumun diğerlik elektron sayısı 2, diğerlerinin 2 8'dir. Bu da önemli arkadaşlar. Helyum 8A grubunda olmasına rağmen, 8A grubunda olmasına rağmen diğerlik elektron sayısı 2'dir. Böyle bir istisnası vardı. Diğerlerinin 8'dir. Son katmanlarında 8 elektron bulundururlar. Helyum son katmanında 2 elektron bulundurur. Onun için diğerlik elektron sayısı 2'dir. Kararlı bir yapıya sahiptirler ve bileşik oluşturmazlar soy gazlar. Tabii özel koşullarda bileşik oluşturanlar da var. Erime, kaynama noktaları ve yoğunlukları düşüktür. Oda koşullarında hepsi tek atomlu ve gaz halinde bulunurlar. Hepsi gazdır. Periyodik sistemde grupların özelliklerine geldiğimiz zaman arkadaşlar, 1A grubuna alkali metaller diyoruz. 2A grubuna toprak alkali metaller. Toprak alkali metaller. 3A grubuna toprak metalleri. 4A grubuna karbon grubu, 5A grubuna azot grubu, 6A grubuna oksijen grubu, 7A'ya halojenler, 8A'ya soy gazlar. Soy gazlarının diğer adı neydi? Asal gazlar. Burada 4A, 5A, 6A arkadaşlar çok karşılaşmıyoruz. Ama yine de böyle aklınızda olsun. B gruplarına geçiş metalleri diyoruz. Şurada tekrar hatırlatalım. 3 tane 8B'miz var. 300'ümüz var. Aklınızda olsun. Ve alt tarafta da iç geçiş metalleri, lantanitler ve aktanitler vardır arkadaşlar. 1A grubu alkali metaller. Yani periyodik cetvelin en sol tarafındaki sütunda bulunur. 1A grubunun yupak grubu da birinci gruptur. Özel hatları alkali metaller grubudur. Hidrojen ametaldir. Tekrar burada bunu üzerine basarak söyleyelim arkadaşlar. Unutmayalım, hidrojen ametaldir. Diğerleri metaldir 1A grubunda. Elektron dağılımında son katmanlarında bir elektron bulunur. Diğer elektron sayıları birdir. Kimyasal tepkimeye girme istekleri en fazla olan metal grubu 1A grubudur. Bileşiklerinde
artı bir değerlik alırlar. Hidrojen artı bir ve eksi bir değerliklerini alabilir. Bakın hidrojen artı bir eksi bir alabiliyor. Ama diğerleri bileşiklerinde sadece artı bir alıyor. Bunu da bilelim. 2A grubu toprak alkali metaller. Toprak alkali metaller grubu olarak bilinirler. Neresi arkadaşlar? Şurası bakın. Toprak alkali metaller. Toprak alkali metaller 2A grubudur. Grubun tamamı metaldir. Katman elektron dağılımında en son katmanlarında 2 elektron bulunduğundan diğer elektron sayıları 2'dir. Kararlı bileşiklerinde artı 2 değerlik alırlar. Bunlarda arkadaşlar istisna yok. Bunların hepsi değerlik elektron sayıları 2 ve dolayısıyla hepsi artı 2 yük alabilir diyebiliriz arkadaşlar. 7A grubu halojenler. Halojenler periyodik cetvelin arkadaşlar gördüğünüz gibi en sağ tarafından bir sütun sol tarafta bulunur. Yani şurada arkadaşlar halojenler. Halojenler olarak bilinirler 7A grubu. Peki Yupa göre kaçıncı gruptur bu? 17. gruptur. Doğada iki atomlu moleküllü yapıdadırlar. Ne gibi? F2, CL2, I2, BR2 gibi arkadaşlar. Diğer elektron sayıları 7'dir halojenlerin. Kimyasal tepkimeye girme istekleri aktarı en fazla olan metal grubudur. Bakın 1A grubu metal grubu olarak kimyasal tepkimeye girme olarak metal olarak en aktiflerdi, isteklilerdi. Ametaller olarak da 7A en istekli elektron alma tabii ve girme noktasında. Bileşiklerinde eksi 1 ve artı 7 arasında değer kalabilirler ama flor bütün bileşiklerinde sadece eksi 1 alır. Bu da çok karşılaştığımız üniversite sınavlarında bir durum. Şu eksi 1 olduğunu florun unutmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla 7A grubunda aklımızda kalsın diye şimdi şöyle sıralarsak bromu önce yazalım, iyotu sonraya yazalım. Fenolceralin burnu ısırdı şeklinde kolaylık olsun diye halojenleri hatırlayabiliriz. Arkadaşlar bugünkü anlatımımızın sonuna geldik. Hoşça kalın arkadaşlar.